Deniz Ticaret Odamızın 13 Haziran 2024 tarihli 21 sayılı olağan toplantısını açarken sizleri Başkanlık Divanı adına saygıyla selamlıyorum. Oda yönetimimiz 9 Mayıs-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında denizcilik sektörünün geliştirilmesi ve ileriye götürülmesi için çalışmalarına devam etti. Yönetimimiz bu tarihlerde mezuniyet töreni, kongre, çalıştay ve ziyaret gibi etkinliklere katılırken bir yandan da sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. 9 Mayıs Perşembe günü odamızın olağan meclis toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın teşrifleriyle yapıldı. Odamızın meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, bakanlığa bağlı kurumların başkanları ve bürokratlar da katıldı. Denizcilik sektörümüz bizim için çok kıymetli. Bu toplantıda sektörümüzün beklentilerini de kıymetli başkanımız ve katılımcılar ifade ettiler. Bu beklentileri karşılamaya dönük ortak çalışmalar yapacağız. İnşallah teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımızda, yatırım teşviklerimizde, TÜBİTAK desteklerimizde gerek ARGE gerek yatırım projelerinde sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz. 10 Mayıs Cuma günü Başkanımız Tamer Kıran, Meclis Başkanımız Başaran Bayrak ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette odamızca Üsküdar'da yapımı planlanan deniz şehitleri anıtı için yer tahsis edilmesi hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. Aynı gün başkanımız Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'i odamızda ağırladı. Ziyarette odamız ve denizcilik sektörünün faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Tuzla ilçemizde malumunuz Türkiye'de denizcilik ve denizcilik sektörü denildiğinde akla gelen ilk ilçelerden bir tanesi. Tuzla ilçemiz kaymakam olarak denizcilik sektörünü tanımaya, onların yaptığı güzel işlere karınca kaderince imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye ve hiçbir şey yapamıyorsak da varsa sıkıntıları dertleşmeye gayret ediyoruz. 14 Mayıs Salı günü odamızın Meclis Eğitim ve İstihdam Komisyonu üyeleri Teoman Mustafa Akyol ve Cihat Yavuz Güler, Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. 15 Mayıs Çarşamba günü Meclis Başkanımız Başaran Bayrak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin organizasyonu ve odamızın destekleriyle düzenlenen 7. Denizcilik ve Deniz Hukuku Uluslararası Kongresi'nin açılışına katıldı. 17 Mayıs Cuma günü Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun teşrifleriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gümrük ve lojistik çalıştayı düzenlendi. İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleşen çalıştaya Başkanımız Tamer Kıran, Meclis Başkanımız Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu üyelerimiz Barış Dillioğlu'yla İsmail Görgün de katıldı. 20 Mayıs Pazartesi günü Başkanımız Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği'nce bu yıl 15.si gerçekleştirilen Kılavuz Kaptanlar Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen meslek şehitlerini anma törenine katıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Beylerbeyi yerleşkesinde düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Nüvar'ın yanı sıra sektör temsilcileri ve denizcilik camiasıyla meslek şehidi kılavuz kaptanların aileleri katıldı. Bu durum itibariyle kılavuz kaptanlık her şeyden önce tarihsel kökleri itibariyle kutsallık taat edilen bir özveri ve sevap mesleğidir. Büyük üzüntü duyduğumuz bu kayıpların yaşanmaması için gemilere inme ve inme için kullanılan pilot merdivenleri başta olmak üzere en iyi ekipmanların kullanılması ve personelin eğitilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu seneki temamız gemi insanı transferi olup bu tür kazaların bir daha yaşanmaması adına kamuoyumuzun dikkatini çekmeyi hedefliyoruz. 21 Mayıs Salı günü İstanbul Valisi ve Vakıf Başkanı Davut Gül'ün başkanlığında İstanbul Çocukları Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısı düzenlendi. Hastal İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıya başkanımız da iştirak etti. Bu toplantı öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel'le beraberindekileri odamızda ağırlayan Tamer Kıran ardından Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy'u ziyaret etti. 22-23 Mayıs tarihlerinde GİSPİ'nin ana sponsorluğu ve odamızın destekleriyle 8. MAREFORUM İSTANBUL 2024 konferansı düzenlendi.
iki ayrı etkinlik halinde gerçekleşen konferansın açılış oturumuna başkanımız da iştirak etti. The Mali Forum, which is being held with active participation and debates, enables a wide range of evaluations on the future of Turkey in the medium and long term. Energy transition, green shipping, decarbonization, finance and investment models for today and for the future. I would like to take this opportunity to express our pleasure to contribute to the event as Turkish Chamber of Shipping. 24 Mayıs Cuma günü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile odamız arasında protokol yapıldı. Merkez kampüsüne sahil dolgu alanını inşa edilecek İMEAK Deniz Ticaret Odası Deniz Eğitim Merkezi'nin protokolünü Rektör Profesör Doktor Yusuf Yılmaz ve Başkanımız Tamer Kıran imzaladı. Tamer Kıran protokol töreninin ardından Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi'nde düzenlenen seminere iştirak etti. Seminerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan'la Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan öğrencilere alanlarına ilişkin sunum yaptılar. Deniz hayatlarının önemli unsurlarından biri olacak gemi liman devleti kontrolünü konuştuk. Fikir alışverişinde bulduk. Kıymetli başkanımız da onlarla hayat tecrübelerini, onların neyin beklediğini söyledi. Çok memnun oldum. Ben zaten denizci genel müdürü olduğumdan beri öğrencilere bir araya olmayı seviyorum. Bu bir fırsattı. Geldik, umut ediyorum. Onlar için güzel geçmiştir. Benim için çok keyifli, mutlu bir gün oldu açıkçası. 27 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin mezuniyet törenine iştirak edildi. Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene başkanımızın yanı sıra yönetim kurulu üyemiz Burak Akartaş, Kocaeli Şubemiz Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı, yönetim kurulu başkanı Vedat Doğusel ve Kocaeli Şubemizin üyeleri katıldı. Aynı gün odamız yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. İBB Bakırköy Ekizmet binasında gerçekleşen ziyarette odamız heyeti üyelerimizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren konularındaki sorun ve beklentilerini paylaştı, çözüm önerilerini değerlendirdi. Yine aynı tarihte odamızın 44 nolu Deniz Eğitimi Mühendislik Danışmanlık ve Denizde Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi ile Meclis İstihdam Komisyonu üyeleri Piri Reis Üniversitesi'nde düzenlenen Kariyer Günü etkinliğine katıldı. 28 Mayıs Salı günü Tamer Kıran, Mersin Erdemli'de bulunan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nü ziyaret etti. Enstitünün müdürü Profesör Doktor Barış Salihoğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Odamızla işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu. Bu ziyaretin ardından Tamer Kıran ve İskenderun Şube Başkanımız Kemal Kutlu, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu'nu da ziyaret etti. 29 Mayıs Perşembe günü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı şerefine odamızın düzenlediği Denizci Millet, Denizci Ülke proje yarışmasının final sunumları değerlendirildi. Jüri Başkanı, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nafiz Arıca ve öğretim görevlilerinden oluşan 6 değerli jüri üyemiz yarışmanın finalistlerini belirlemek için meclis salonumuzda bir araya geldi. 30 Mayıs Perşembe günü İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şükriye Vardar ve beraberindekiler odamıza nezaket ziyaretinde bulundu. 30 Mayıs Perşembe günü odamızın meclis salonunda İstanbul'da faaliyet gösteren deniz turizmi araçlarına yönelik Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nca yapılan denetimlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tamer Kıran aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevindeki çalışmalarına da devam etti. Bu kapsamda odamızın top delegelerinden oluşan heyetiyle birlikte 15-16 Mayıs tarihlerinde Ankara'da düzenlenen TOB'un 80. Mali Genel Kurulu'na iştirak etti. İlk gün 15 Mayıs Çarşamba TOB heyeti Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir ziyaretinin ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi takdim törenine iştirak edildi. TOB Başkanı Rifati Sarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde birlik merkezinde düzenlenen törende Tamer Kıran, TOB delegeliğinde 10. yılını doldurması sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden Hizmet Şeref Belgesi aldı. 16 Mayıs Perşembe günü de TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen Mali Genel Kurul'a iştirak edildi.
Başkanlığını Gürsel Baran'ın yaptığı genel kurulda Türk Armatörler Birliği Başkanı ve odamız meclis üyesi Cihan Ergenç de konsey başkanlık divanında yer aldı. TOB'a yakışır bir şekilde coşkulu, kalabalık, organize. Bence sorunsuz güzel bir genel kurul oluyor. Deniz Ticaret Odası heyeti olarak yine hep birlikteyiz. O birlik beraberliğimiz, coşkumuz burada örnek odalardan biriyiz. Buraya biz İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak geldik. Bütün heyet olarak her yıl katılıyoruz. Belki bizim grubumuz diğer gruplarla karşılaştığımızda belki sayı olarak daha küçük olabilir ama etkili olduğumuzu düşünüyoruz. 80. Genel Kurul'a İMEAK Deniz Ticaret Odası üyeleri olarak katıldık. Başkanımızla birlikte bugün kongremizi tamamlayacağız. İşimizin başındayız. Deniz Ticaret Odamızın Haziran ayı meclis toplantısına hoş geldiniz. Hepinizi şahsım ve yönetim kurulumuz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü meclis toplantımızda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu konuk ediyoruz. Kendisine 27 Mayıs'ta nezaket ziyaretinde bulunmuştuk. Türk Denizciliği'nin çatı kuruluşu İMEAK Deniz Ticaret Odası ile yalnız ülkemizin değil, dünyanın en önemli metropollerinden olan İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi ile arasında işbirliği ve iletişimin artmasının çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Ziyaretimizin hemen akabinde davetimizi kabul ederek bugünkü meclis toplantımıza teşrif eden Sayın Başkanımıza ve değerli ekibine şu anda bulunan, aramızda bulunan İçimizden biri diye söylemek istiyorum. Üsküdar'ın Denizci Belediye Başkanı Sayın Sinem Dedetaş'a da ayrıca teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Değerli Hazır'ın her zaman olduğu gibi konuşmama kısa bir ekonomik değerlendirmeyle başlarken ekonomimizde seyrin normale dönmeye, taşların giderek yerine oturmaya başladığına şahit oluyoruz. Yılın birinci çeyreğinde ekonomimizin %5.7 büyüdüğü TÜİK tarafından açıklandı. Tahminlere yakın gelen bu büyüme rakamının kompozisyonuna baktığımızda sanayi üretiminin %4.9 büyüme ile ortalamaya yaklaştığını, hizmetlerin de içinde bulunduğumuz sektör olarak söylüyorum, önceki çeyreklere yakın %4-5 civarında büyüdüğünü görüyoruz. Sıkılaşan para politikasına rağmen büyümenin hızlanması sadece baz etkisi ile değil, iç talebin seçim öncesi canlanması ile de yükselmiş görünüyor. Yerel seçimlerin ardından ülkemize sermaye girişinin artmaya başladığını da net bir şekilde gözlüyoruz. Son iki ayda portföy yatırımlarında çok güçlü girişler var. Vatandaşlarımızın da ağırlıklı olarak döviz bozdurup getirisi yüksek TL yatırım araçlarına yönelmesi Türk lirasında aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Son iki ayda Merkez Bankası rezervleri 40 milyar dolar üzerinde artış gösterdi. Son gelen enflasyon rakamlarıyla yıllık enflasyon %75 seviyesini geçmiş oldu. Ancak Haziran ayından itibaren ve özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyonda baz etkisiyle birlikte sert düşüşler göreceğiz. En büyük temennimiz yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın tahminleri doğrultusunda %38'ler civarında gerçekleşmesi olacak. Küresel ekonomiye baktığımızda büyüme sinyallerinin yavaş yavaş geldiğini, enflasyonda iniş eğiliminin de sürdüğünü görüyoruz. Bununla birlikte jeopolitik risklerin yüksek seviyede varlığını koruması bu eğilimi tersine döndürme potansiyelini de barındırıyor. Gerek enflasyonda inişin zayıf olması, gerek politik riskler, Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi konusunda çok aceleci olmayacağına dair sinyalleri net olarak arttırmış durumda. Bu durum küresel finansal piyasalarda emtia fiyatlarındaki artışı frenlerken hisse senedi piyasalarının da daha yükselmesini durdurmuş görünüyor. Euro bölgesinin enflasyon inişinde daha başarılı olması, buna karşın büyümede daha zayıf olması, Euro bölgesindeki faiz indirimlerini başlattı bildiğiniz gibi. Bunun yanında Avrupa Parlamento seçimlerinde yabancı karşıtı aşırı uçtaki partilerin beklenenden güçlü yükselişi Avrupa siyasetine ilişkin belirsizlikleri arttırdı. Küresel deniz ticareti yılın ilk 4 ayında
güçlü bir büyüme sergilemesiyle dikkat çekerken, Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda %3.6 arttı. Bu artışta konteyner ticaretindeki %8.2'lik, kuru dökme yük ticaretindeki %4.6'lık artışlar etkili oldu. Küresel deniz ticaretinin 2024 yılında ton bazında %2.4 oranında artarak 12.6 milyar tona ulaşması bekleniyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları neticesinde önemli istikrarsızlıkların yaşandığı Kızıldeniz ve Süveyş kanalından yük gemisi geçişleri 3-9 Haziran haftasında Aralık ayının ilk yarısına göre, yani Yemen'deki örgütün saldırılara başlamasından önceki döneme göre yaklaşık %71 düşüş gösterdi. Konteyner gemilerin geçişleri ise son haftada 2024 yılının başına göre %90 düştü. Yani artık konteyner gemileri Kızıldeniz'i neredeyse kullanmıyorlar. Hepsi Güney Afrika'nın ucundan dönüp Avrupa'ya o şekilde gelmeye karar vermiş gözüküyorlar. Konteyner navlunları bu bakımdan ve güçlü ticaret, artan ticaret hacmiyle beraber bu aksaklıklar nedeniyle son haftalarda arttı, artmaya da devam ediyor. Deniz yoluyla kuru yük taşımacılığında 2024 yılında ton mil bazında %3.6 oranında büyüme beklenirken, bu beklenti %3 olan filo büyümesine beklentisinin biraz üzerinde. Kızıldeniz'deki bu kesintinin 2024'ün sonlarına kadar sürmesi halinde kuru dökme yük taşımacılığında ton mil bazında daha büyük artışlar olabileceğini de öngörebiliriz. Limanlarımızda ise 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla elleşlenen yük miktarı %5.9 artarak 179,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Yani limanlarımızda da bir önceki yıla göre bir ciddi bir artış var diyebiliriz. İşte değerli hazirun, konuşmamın başında da belirttiğim gibi bugün meclisimizde konuk ettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na kısa bir süre önce ziyaret gerçekleştirmiş. Ziyaret vesilesiyle denizcilik sektörünün Büyükşehir Belediye'mizde olan konularını bir dosya olarak iletmiştik. Ancak bugün burada meclisimizin huzurunda önemli gördüğüm bazı hususları bir kez daha tekrarlamak istiyorum. İlk olarak İstanbul il sınırları dahilinde mevcut kayıtlarımıza göre üyelerimize ait İstanbul Büyükşehir Belediyesi hat ruhsatlı yolcu gemisi 394 adet. Deniz turizmi işletme belgeli ticari yat 347 adet. Deniz turizmi işletme belgeli günübirlik gezi teknesi 172 adet. Deniz turizmi işletme belgeli yüzer tesis, bunlar restoranlar başkanım akşam sefer yapan, 33 adet. Denizaltı liman hizmetlerine ait deniz araçları 40 adet. Dalgıç tekneleri 10 adet. Ticari faaliyet gösteren su barçları 23 adet, ticari faaliyet gösteren yağ ve yakıt barçları 54 adet ve yaklaşık 200 adet olmak üzere acente botları toplamda 1273, kayıtlarımıza göre biraz daha yuvarlak konuşacak olursak 1300 civarında ticari tekne var. Bunun üstüne basarak söylüyorum çünkü burada yazmadığımız yaklaşık 2000 adet balıkçı teknesi var ama onların zaten barınakları var. Ve şu anda bahsettiğimiz konudan direkt olarak etkilenmiyorlar. Bir de özel tekneler var. Özel teknelerin de yeri, bağlama yerinin marinalar olduğunu düşündüğümüz için onları buraya eklemedik. Kıyı uzunluğu 647 kilometre olmasına rağmen faaliyette bulunan bahse konu bu deniz araçlarının bağlama ve barınma yeri hususunda büyük sorunlar, ezelden beri büyük sorunlar yaşıyoruz. Bu soruna çözüm için İstanbul Valiliğimiz Başkanlığı'nda İBB'nin de katılımıyla uzun bir süredir, yani 4 senedir falan diye tahmin ediyorum, 2020'den beri olduğunu, 2019'dan beri sürdürdüğümüz bir çalışma var. Bu çalışmanın nihayete ermesi konusunda Sayın Başkanım desteğinizi arz ediyoruz. Bu çalışmanın bu işe bir çözüm getireceği konusunda çok ciddi olarak inanıyoruz.
İkinci konumuz İstanbul il sınırlarında olan 24 adet yolcu indirme bindirme iskeleleri ile sorunların çözümüne ilgili yönelik olarak valilik koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz toplantılar neticesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca iskelelerdeki dolgu alanlarının tamamının ve iskelelerdeki milli emlak tasarrufunda olan alanların özelleştirme kapsamındaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne tahsisinin sağlanması, iskeleler için kullanılan deniz yüzeylerinden herhangi bir ecrimisi ve bedel alınmaması ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından da ilgili firmalara kiralama yapılmasının en uygun formül olacağını düşünüyoruz. Bu konuda da desteğinizi arz ediyoruz. Üçüncü konumuz Sayın Başkanım, deniz şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve Türk denizciliğinin dönüm noktası olan kabotaj ve denizcilik bayramı gibi önemli günlerde tören düzenlenmesi amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz ve bedelleri tamamen odamızca karşılayarak yapmayı planladığımız bir deniz şehitleri anıtı için yer tahsisi talebimiz. Proje için İstanbul'un en önemli transfer merkezi Üsküdar Meydanı'nda kıyıya yakın ve boğazda seyir halindeki deniz araçlarınca görülebilen, bunun önemli olduğunu düşünüyoruz başkanım, deniz araçlarınca görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Deniz araçlarının geçiş yaparken selamlama yapabileceği ve şehrimiz için önemli bir odak noktası olabilecek Üsküdar Meydanı'nda Şemsi Paşa Camii'nin yanındaki gemi trafik hizmetleri, VTS radar kulesinin yanındaki alanı düşünmüştük. Ancak sonradan öğrendik ki harem ve o hat üzerinde başka bir planlamanız büyükşehir olarak varmış. Orasını arzu ediyoruz. Orası olmazsa Abbas Ağa Abdullah Ağa Parkı içerisinde bir yer olduğunu biliyoruz. Orasını değerlendirmeye almanızı arz ediyoruz. Sağ olun. Değerli Hazırın, deniz turizmi sezonunun başlangıcı olarak kabul ettiğimiz Haziran ayına girdik. Bu yıl ülke olarak turizmden büyük beklentilerimiz var. Malumunuz ülkemize önemli katma değer sağlayan deniz turizminin ülkemizdeki genel turizm gelirlerinin yaklaşık %25'ini oluşturduğu hesaplanıyor ilgili makamlarca. Ancak ben her ortamda bunun çok daha fazla olduğunu söylüyorum. Çünkü bugün bu ülkemizdeki bu deniz, bu güneş, bu sahil imkanları olmasa ülkemize gelecek olan turistin çok daha az olacağını düşünüyorum. Çok güzel yerlerimiz var, sağlık turizmimiz var tabii ki ama yine de aslan payının deniz turizmine ait olduğunu ben düşünüyorum. Bu bağlamda ilgili makamların, bakanlığımızın hesaplarıyla bakacak olursak %25'ini deniz turizmi oluşturduğu hesabıyla geçtiğimiz yıl 13,5 milyar dolar. Bu yıl 60 milyar dolar gelir hedefinden yola çıktığımızda ise 15 milyar dolarlık bir deniz turizmi katkısının olacağını öngörüyoruz. Bu hedefi yakalamak ve hatta geçmek için sektöre engel teşkil eden bazı sorunların izale edilmesine katkı sağlamak amacıyla hatırlayacağınız üzere değerli meclis üyeleri ODA olarak Nisan ayında Marmaris'te bir çalıştay düzenlemiştik. Çalıştayın sonuçlarını, çıktılarını aldık ve raporlarını hem Turizm Bakanlığı'na hem Ulaştırma Bakanlığı'na gönderdik. Şimdi çok yakın bir tarihte her iki bakanlığımızla bir araya gelerek bir masa etrafında toplanarak bunların düzeltilmesi yolunda görüşmelerimizi yapacağız. Bu arada turizm amaçlı sportif faaliyet yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 25 Mayıs tarihli resmi gazetede yayınlandı ve yapılan düzenlemeyle kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu yerlerde su sporu yapma yasağı vardı. Bu kaldırıldı ve söz konusu bölgelerde turizm amaçlı dalış yapmak isteyenler için Turizm Bakanlığı'nın izni ne tabi tutuldu. Dalış turizmine ve su üstü spor işletmelerine ivme kazandıracak bu değişikliklerin yeni turizm sezonunda sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni sezona girerken İstanbul'da faaliyet gösteren deniz turizmi araçlarına sahil güvenlik Marmara ve
Boğazlar Bölge Komutanlığı'nca yapılan denetimlere ilişkin bilgilendirme toplantısını da geçtiğimiz günlerde odamızda gerçekleştirdik. İlgili meslek komite başkan ve üyelerimizin katıldığı toplantıda komutanlık yetkililere denetimlerde dikkat edilen esaslar ve uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Netice itibariyle umutla başladığımız yeni turizm sezonunun beklentilerimizin üzerinde dolulukla geçmesine, üyelerimize bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Değerli Hazırım, Denizci Millet, Denizci Ülke fikir ve proje yarışmamızın üçüncüsünü 29 Mart 2024 tarihinde tamamlanan başvuruların ardından değerlendirme ve final sunumları safhalarını gerçekleştirerek tamamladık. Deniz ulaştırması, gemi yat inşa sanayi, deniz turizmi, limanlar gibi konular ile Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün 2023 yılı stratejisi kapsamında denizcilik sektörünün yeşil dönüşümüne katkı sağlayabilecek alanlarda yenilikçi teknolojiler konularında hazırlanan projeler içerisinden başarılı bulunan 6 proje 29 Mayıs tarihinde odamız meclis salonunda final jüri heyetine sunulmuş ve burada ilk 3 dereceye girenler belirlenmiştir. Derece alan projelere ödüllerini 2 Temmuz'da Tersane İstanbul'da düzenlenecek 3. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde takdim edeceğiz. Bu vesileyle Denizci Millet, Denizci Ülke fikir ve proje yarışmamıza ilgi göstererek projeleri ile katılan yarışmacılara ve değerlendirmeleri ile yarışmamıza katkı sağlayan akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli Hazırım, Haziran ayında dünyanın önde gelen denizcilik fuarlarından biri olan Yunanistan'da düzenlenen Posidonia Uluslararası Denizcilik Fuarı'na odamızdan bir heyetle iştirak ettik. Ziyaretimiz vesilesiyle Yunan Armatörler Birliği, Yunanistan Deniz Ticaret Odası, Yunanistan Uluslararası Denizcilik Birliği'ni ziyaret ederek iki ülke arasındaki sektörel işbirliği imkanlarını ve sektördeki gelişmeleri değerlendirdik. Atina Büyükelçimiz Çağatay Erciyes'in fuar münasebetiyle düzenlediği Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides'in katıldığı resepsiyona iştirak ettik. Ayrıca Büyükelçimiz ile fuar alanını ve Türk firmalarının standlarını ziyaret ettik. Odamızca düzenlenen ve Türk denizcilik sektörü resepsiyonuna ev sahipliği yaparak uluslararası denizcilik kurumları ve firma temsilcilerini ağırladık. Posidonia Fuarı, gemi inşa, tamir bakım, yeni teknolojiler, haberleşme, kısaca gemi ile ilgili her şeyin olduğu çok büyük bir fuar. Bu yıl Türkiye, fuara en fazla katılım sağlayan ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. Önümüzdeki yıl 2025'te 18-21 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek odamızın Expo Shipping isim hakkı ile desteklediği tek denizcilik ve gemi inşa fuarı olan Expo Shipping Expo Marit'te de üyelerimizin aynı ilgiyi göstermesini bekliyoruz. Sadece yurt dışındaki fuarlara giderek olmuyor değerli üyeler. Bizim burada düzenlediğimiz kendi fuarımız var. Buna katılmanızı sizlerden bekliyoruz. Bu bizim kendi fuarımız. Siz katılırsanız değeri o derece yükselir. Ne kadar katılım artarsa dışarıdan olan ilgi de o kadar artar. Şöyle bir şey duyuyorum, şikayet duyuyorum. Ya işte çok yabancılar çok gelmiyor. Sizler katılın ki yabancılar katılım listesine baktığında, fuara katılanlar kimler diye baktığında orada sizlerin isimlerini görsünler ki bunları görmeye, bunları ziyaret etmeye değer diyerek kalksınlar buraya gelsinler. Bu bir karşılıklı kazan formülüdür. Biz katılmazsak onlar gelmezler. Biz katılırsak onlar gelirler. Değerli Hazırım, hafta sonu Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Kurban Bayramı'nın milletimize, insanlarımıza mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, sağlık ve afiyet içinde nice bayramlara erişmeyi temenni ediyorum. Kurban Bayramı'nın birinci günü aynı zamanda Babalar Günü. Ailemizin temel direkleri, fedakarlığın ve merhametin simgeleri tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor. Başta rahmetli kendi babam, rahmetli babam olmak üzere ahirete göç eden tüm babaları rahmetle anıyorum. 25 Haziran Dünya Denizciler Günü vesilesiyle tüm denizcilere fedakarca hizmetlerinden dolayı bir kez daha takdir, şükran ve teşekkürlerimi sunuyor. 1 Temmuz Pazartesi günü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı töreni.
2 Temmuz Salı günü Türkiye Denizcilik Zirvesi ve 4 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceğimiz meclis toplantımızda görüşmek üzere. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.